Merhaba arkadaşlar. Senle Almanya'dan memleket işlerine karışıyorsun diyenler var. Yeterli bir cevaptır diye düşünüyorum. Alman vatandaşlığını almam benim için bir haftalık iş yani. Ama almadım. Yakıştıramıyorum ya kendim Alman vatandaşlığını. Yani ben Alman vatandaşı olsam da Alman beni öyle görmeyecek yani. Türkiye kökenli Alman vatandaşı ya da Türk kökenli Alman vatandaşı ya da Migrationshintergrund, göçmen kökenli Alman vatandaşı. Öyle kalacağım. Türk. Kimse bana niye Türksün falan demez yani. Türk'üm. İşte ne la Almanya'yla konuşuyorsun diyenlerden daha iyi Türkçe konuşuyorum. Türk insanını daha iyi temsil ediyorum. Türk insanının nasıl olması gerektiğini ve nasıl olmamız gerektiğini daha iyi biliyorum ve öyle davranıyorum. Dil öğreniyorum, insanlara memleketimizi anlatıyorum. Türkiye'ye Alman gönderiyorum. Yani tavsiye ediyorum, teşvik ediyorum. Burada yaşayan insanlarımızın daha başarılı olması için uğraşıyorum. Türkiye ile Almanya arasında bir köprü olmak istiyorum. Çünkü Türkiye'nin Almanya'ya, Almanya'nın Türkiye'ye ihtiyacı var. Ben Türkiye'nin yerinde olsam hiç yerli otomobille falan uğraşmam. Almanya'dan alırım araba ama Almanya'dan da turist alırım. Bir turist ailesinden aynı parayı kazanırsın. Yani bir Polo'dan Volkswagen 1000 euro kazanmıyordur. 5 kişilik bir Alman aile gelsin Antalya'ya 1000 euro kazanırsın. Sen elindeki nimetlerin farkında değilsin. Sataşacağın yerlere sataşamadığın için geliyorsun bana sataşıyorsun. Yapma kardeşim. Delikanlı adam, bak bizde bir laf vardır. Düşmanın kadar güçsüz. Kimle uğraşıyorsan o kadar güçsüz. Benle ne uğraşıyorsun? Git sana senin elinden hakkını alanlarla uğraş. Bak asgari ücret açıklanmış. 2324 TL. Kaç para yapıyor biliyor musun? Ben de bilmiyorum. Yapalım. 2324 TL. 1 euro 6.65 yazıyor. 2324 bölü 6.65 eşittir. 349 euro kazanıyorsun ayda asgari ücret. Ve memleketin %43'ü asgari ücretle geçiyor. Çoğu kadın. %43. Senin asgari ücretinin 2324 TL olması değil sorun. Senin paranın euro ya da dolar karşısında değer kaybetmesi mesele. Çünkü iPhone almak istiyorsun. Bak araba almak istiyorsun. Sen araba yapsan bile parçalarını dışarıdan ithal edeceksin. Nasıl fakirleşmişsin? Bununla uğraşmıyorsun, benle uğraşıyorsun. Bak Almanya'da asgari ücret saat ücreti olarak hesaplanır. Mindestlohn. 9.35 şu anda. Yani 10 euro ortalama diyelim. 10 euro. 1 saat. Sen aylık. Niye? Çünkü işveren seni çalıştıracak da çalıştıracak. Saat ücreti alsan bunu denetleyen bir mekanizma olsa, şikayet mekanizması olsa, bununla ilgilenen birileri olsa, cezai yaptırımlar olsa ezilmeyeceksin. Adam sana veriyor aylık 2324 TL. Altıda fayan paydos edeceksin Türkçesiyle. Kardeş bir kal falan diyor. Erkek sen kalma. Sırada bekleyen milyonlarca işsiz ordusu var. Şu anda işsizler ne kadar mutsuzsa çalışanlar da o kadar mutsuz memlekette. Çünkü çalışanlar biliyor ki her an kapının önünde konabilirim. Herhangi bir hakkım da yok. Yerime bekleyen milyonlarca insan var işsiz. Niye insanlar Almanya'da rahat çalışıyor? Yerine çalışacak adam yok ki. Yani az bir çalışmayan var %5. Onlar da zaten Hartz-Fiyadır, Mars-Fiyadır, sosyal yardım falan takılıp gidiyorlar. Yanlış kişiyle uğraşıyorsun hocam. Benden sana zarar gelmez. Ben vatanı senden çok severim. Çünkü gurbetteyim. Sen de vatan seversindir. Şimdi vatan sevgisini kimse kimseyle yarıştırmasın. Bu benim babam senin babanı döver yarışına benziyor ama gurbetteki insan memleketini özler, sever. Senin o var ya, vatan aynı dediğin adamlar senden daha çok vatanını şu anda seviyor, özlüyor. Burada bir okuma akşamına gitmiştim. Eski bir yazar, solcu bir yazar abi. Şu anda Paris'te yaşıyor. Yunanistan adalarından yazlık almış. Gidip Türkiye'yi izliyorlarmış. Ve bütün dostları oraya onu ziyarete geliyorlarmış. Ya da Ahmet Kaya'nın mesela sürgünden sonraki konuşmalarını bir izle aç. Nasıl duruyorsun diyor ya Met TV sunucusuna. Nasıl duruyorsunuz burada diyor. Ben çok özledim memleketi diyor. Hani insanlar memleketini severler. Merak etme. Hiç kimseyi sevmese köyünü sever. Anasını babasını sever. Benim memleketimi sevmemden daha doğal, memleketimle ilgili bir konuda yorum yapmamdan daha doğal ne var? Sen git. Seni kaç para dedik? 349 euro 47 sente muhtaç edenlerle gitti. 349 euroyu burada 30 saat çalışıp kazanıyor adam. O da iPhone alıyor, sen de iPhone alıyorsun. Global dünyada yaşıyoruz yani. O da Adidas giyiyor, sen de Adidas giyiyorsun. Demek ki orası Almanya. Yok abi, onları geç. Her yerde para paradır yani. 349 euro Almanya'da da 349 eurodur, Türkiye'de 349 eurodur günümüz şartlarında. Alım gücü de daha düşük falan yani. Onları hiç saymıyorum. Dolayısıyla yanlış yerlere takılıyorsun. Memleketin turist çekmesi için cansiperane mücadele edersin. Turizm sektörü Türkiye'yi uçurur zaten yani. Bacasız sanayi diyorlardı zamanında. Gerçekten öyle. Yani inanılmaz bir coğrafyası var memleketin. O koylar dünyanın hiçbir yerinde yok. Oteller falan da iyi ama işte memleketin nabzını Suriye sınırında attırırsan orada bir sıkıntı oluyor. Gel bu tarafa bırak, oralar bataklık, oraları unut ya. Benim hayalimdeki memleket ya ne bileyim Azerbaycan'ın Aliyev'i ile değil mesela. Aliyev'in skandallarını ortaya çıkaran gazeteciler var yurt dışında. Almanya'ya sığındılar. Bize sığınsınlar. Esad kötü adam mı? Esad'a karşı olan gazetecilerle birlikte ol. Bilim insanlarıyla birlikte ol. Ne bileyim Irak'ta bir zulüm mü var? O zulümden kaçan gazetecilerle, düşünce özgürlüğünü savunan insanlara kapını aç. Orada ne üdüğü belirsiz insanlara kapını açma. Bak Almanya'ya. Niye herkes Almanya'ya geliyor?
demokrasi var çünkü. Ve kucak açıyor fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü. Diyor ki Almanya niye o insanlara diyor sahip çıkıyor diyor. Lan herkes ölsün mü? Yani biri sahip çıkacak bu insanlar. Bunlar insan, bunlar sivrisinek değil ki. Çözüm belli. Çözüm gelişmiş ülkelerde neyse sende de o. Bak Amerika Birleşik Devletleri'nden bir arkadaşım yeni döndü. Merry Christmas demiyorlar diyor. İşte iyi yıllar diliyorlar. Yani mutlu yıllar diyorlar diyor. Niye? Çünkü hepsi Hristiyan değil ki Amerika Birleşik Devletleri'nin. Çeşit çeşit insan var. Almanya'da da öyle yani. Artık metrolarda, devlet dairelerinde falan Türkçe yazıyorlar. Neden? Birlikte yaşama kültürünü geliştirmek üzerine kurulu artık sistem. Yani sen tek tipçilikte kalıp ne bileyim yani kimsenin arabanı da almaz. Kimse sana turist olarak da gelmez. Bak mesela bir görsel gördüm. Adı değiştirilen köy isimleri. 1940'tan bu yana bak siyah noktaların tamamı her nokta 5 köy. Zaten yazıyor haritada. Bu köylerin adı değiştirilmiş. Bununla ilgilen mesela insanlara bunu teslim et. Geri ver yani isimleri. Bak şu Karadeniz'e. O insanlar neydi, ne oldu? Nereye gitti bu Karadeniz'de Hristiyanlar mesela? Bununla ilgili filmler vardı işte insanlar evlerinin altını kilise yapıyordu falan. Bir insanın Hristiyan olmasının, bir insanın başka bir kültürden olmasının, başka bir ırktan olmasının sana nasıl bir zararı olabilir? Arabayı alırsın. Sen bu kültürü geliştirdikten sonra zaten zengin bir ülke olursun ve istediğin arabayı alırsın ya da yaparsın yani. Ama bunlar olmadan ya temelsiz bir binaya benziyor. Onu söylemeye çalışıyorum ben. Bunu ben memleketi götürmek için değil, memleketi sevdiğim için söylüyorum. Hatta daha net bir şey söyleyeyim. Dönmek için söylüyorum. Bizim annelerimiz, babalarımız geldi 65-70 yaşına. Yani ben bugün insan ömrünün ne kadar olduğunu biliyorum. Ben kaç yaz daha geçireceğim anamla babamla? Kış zaten kış yani. Kaç Haziran'ımız kaldı önümüzde birlikte geçirebileceğimiz? Kaç Ramazan bayramımız kaldı? Kaç Cumhuriyet bayramımız kaldı? Kaç güzel günümüz kaldı? Gurbetteki adam için söylüyorum. Senede bir ay gitsen, 10 sene yaşasa bugün bizim büyüklerimiz, benim yaşıtlarımın, ben 10 ay görebileceğim annemi babamı. Bütün ömrüm boyunca. O da bana diyor ki ne konuşuyorsun memleketle ilgili? Ya yürü git sen ne konuşuyorsun memleketle ilgili? Sen kimsin? Ben senin evindeki televizyona çıkan adam değilim. Senin internete girmen lazım, YouTube'a girmen lazım, arayıp beni bulman lazım, videoma tıklaman lazım. Sonuna kadar izlem. Çok iş yapıyorsun sen. Kaybol baba sen git bu sayfadan. Abone ol demiyorum. Like yap demiyorum. Para gönder demiyorum. Reklam ver demiyorum. Hiçbir şey demiyorum. Bir de gelip bana altına bak oku bir önceki videonun altına yapılan yorum. Yerli arabaymış bilmem neymiş. Tasarım mühendisi yazıyor. Bilmem ne mühendisi yazıyor. Ya ben salak mıyım ya? Bana yazma kardeşim. Git başka yere yaz. Var öyle hesaplar. Ben biliyorum işte adam zom zom yapıyor böyle var ya bir herif. Neydi onun adı? Git onun sayfasına mutlu ol. Sen de mutlu ol. Biz de olalım. Lan bir alanımız var. Buna ne giriyoruz? Bir burası kaldı bize. YouTube'da birbirimizle böyle bir diyalog içindeyiz. Bir kendi yani bunu da mı çok görüyorsun? Televizyonlar senin, gazeteler senin, çakarlı arabalar senin, yollar senin. Bizden ne istiyorsun baba? Bırak biz burada kendi kendimize bir rahatlayalım ya. Kimseye bir küfür ettiğimiz yok, hakaret ettiğimiz yok. Olayları değerlendiriyoruz yani. Bu da bizim kahvehanemiz. Bu kanalın başından beri bir prensibi var. Ya sev, ya terk et.